Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün akşam için çok hafif ama bir o kadar da lezzetli bir tatlı tarifiyle geldim sizlere. Böyle midenizi oturup kesinlikle yormayacak bir tarif. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Tatlımızın ilk olarak kekini hazırlayacağız. Şimdi karıştırma kabımızın içerisine 4 tane yumurtayı alıyoruz. Üzerine de 1,5 su bardağı toz şekeri hemen dökelim. Önce mikserin düşük devrinde, daha sonra yani bir 15-20 saniye sonra dereceyi arttırarak böyle daha hızlı bir şekilde çırpmaya başlayalım. Önce rengi görmüş olduğunuz gibi böyle tamamen sararacak ama daha sonra kabarmaya başlayacak ve bembeyaz hale gelecek. Yani bu şekle gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 kat kadar kabardı. Bu aşamada üzerine 1 su bardağı sıvı yağ döküyorum. Bir su bardağı soğuk süt ve çok az, böyle çay kaşığının ucuyla da vanilya tozu. Eğer elinizde yoksa vanilya kullanmanıza gerek yok. Evet, bir yandan çırparken bir yandan da ununu ekliyoruz. Toplamda 3 su bardağı un kullandık. Ama şunu da belirtmek isterim. Ununuzun kıvamına göre, yoğunluğuna göre miktarında az da olsa böyle 1-2 kaşık kadar fark edebilir. Bu nedenle size önerim, unu döktükten sonra çırpın, bir yandan da kaşıkla şöyle şu andaki gibi kıvamını kontrol edin. Eğer ihtiyaç hissederseniz 1 veya 2 kaşık ekleyebilirsiniz. Kekin kıvamını görüyorsunuz, tam ideal şu anda. Artık kapatıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğumuz büyük boy dikdörtgen borcamın üzerine döküyoruz. Harcı dökerken bir miktarını ayırıyorum ve hemen arkada böyle görüyorsunuz, kalıpların içerisine kağıtlar koyduk. Onların içerisine yerleştireceğiz. Çocuklar için de böyle küçük tatlı atıştırmalıklar olmuş olacak. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz hepsini dökebilirsiniz. İlk başta gördüğünüzden bir miktar kalın olacaktır o zaman keki. Evet, kekimiz fırına gitmeye hazır. İnce bir şekilde yaydığımız için çok çabuk pişecektir arkadaşlar. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına veriyorum. Ama kontrollü bir şekilde pişirelim. Fırından almadan önce de bir kürdan yardımıyla pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Kekimiz pişerken biz de jölesini hazırlayacağız. Çünkü jölenin soğuk olması gerekiyor. Tenceremizin içerisine 1 su bardağı soğuk suyu alıyoruz. Bir pakette jölemiz var. Onu da hemen içine boşaltalım. Ve toz şeker. 4-5 yemek kaşığı kadar kullanacağız. Şeker miktarı size fazla gibi gelebilir ama kremasına hiç şeker kullanmayacağımız için emin olun şeker miktarı çok değil. Şekeri koyduktan sonra da çırpma teliyle karıştıralım. Evet, hem rengi değişti hem de kıvamı. Sosumuz hazır. Hemen kenara alıyoruz. Kekimizi fırından aldık. Cupcake'lerimiz de hazır. 6 tane çıkar diye düşünmüştük ama 8 tane çıktı. Keki şimdi ters çevireceğiz ve altındaki yağlı kağıdı da alacağız. Dokusunu siz de görüyorsunuz. Yumuşacık, sünger gibi oldu. Sıcaklığı geçtikten sonra soğuk süt ile ısıtacağız. Fırından aldıktan sonra şöyle bir 10-15 dakika kadar bekletelim. Hemen ardından da böyle yarım çay bardağı kadar sütümüz var. Kaşıkla her tarafını ıslayalım. Islattıktan sonra bırakalım. Kekimiz biraz dinlensin ve biz o arada üzerine süreceğimiz kremayı hazırlayalım. Kremamız için sadece 2 malzeme gerekli. 2 paket fromaj bulon ve 2 paket de süt kreması. Karıştıracağımız kabın içerisine süt kremasını döküyoruz. 1 paket 200 milim, yani toplamda 400 milim krema kullandık.
Ve 2 kutu fromaj blon. Şimdi kutunun bir tanesi 100 gram, yani toplamda 200 gram kullanmış olduk. Almanya'da yaşayan arkadaşlar kuark kullanabilir. Türkiye'de yaşayanlar da bu kıvama en yakın süzme yoğurt arkadaşlar. Yani 1 su bardağı süzme yoğurt kullansanız yeterli gelecektir. Diyelim ki o an elinizin altında süzme yoğurt yok ama labne peyniriniz vardır. Labne de kullanabilirsiniz. Onunla da olacaktır. Sadece tatları biraz farklı olacak. Güzelce çırptık bakın. Kıvamı görmüş olduğunuz şekilde ne çok sıvı ne de katı bir kıvamda olmuyor. Bir de krema ile ilgili bir püf nokta vermek istiyorum. Kremayı kullanmadan önce derin dondurucuda 5 dakika ya da buzdolabında bir 15 dakika bekletin. Böyle biraz soğusun, soğuduktan sonra kullanın. Eğer sıcak kremayı kullanırsanız tereyağına dönecektir. Kesinlikle bu şekilde sürülebilen bir krema haline gelmeyecektir. Bu kremayı aynı zamanda pastalarınızın ara katlarına sürmek için de kullanabilirsiniz. Çok lezzetli bir krema oluyor. Ve hiç dinlendirmeden, yani kremayı döktükten sonra hiç dondurucuya veya buzdolabına kaldırmadan üzerine hemen frambuazları yerleştiriyoruz. Direkt hani böyle gelişi güzel de üzerine bırakabilirsiniz ama görsel açıdan böyle daha güzel görünmesi için böyle tek tek yerleştirmeyi tercih ettik. Pastamız frambuazlı ama isterseniz aynı tarifi farklı meyvelerle de deneyebilirsiniz. Görüntü şahane, tablo gibi. Hemen üzerine de hazırlamış olduğumuz jöleyi bakın gezdireceğiz. Şöyle kaşıkla meyvelerin üzerine gezdirmeniz yeterli. Her tarafına gelsin. Meyvelerimizi buzluktan aldığımız için eğer jöleyi hani bu şekilde dökmezsek birazdan yumuşar, sulanır. Ne görüntü ne de tadı güzel olmaz. İsterseniz tabii ki taze frambuaz da kullanabilirsiniz. Evet, pastamız servise hazır. İnanın hiç dinlendirmedik, buzdolabına hiç kaldırmadık. Ama buna rağmen size hemen kıvamını göstermek istiyoruz. Bu videoyu Ramazan'dan önce çekmiştik ama yayınlamak da yeni nasip olacak. İstemiş olduğunuz büyüklükte dilimleri elbette ki ayırabilirsiniz. Böyle frambuazın hafif ekşimsi böyle tadıyla inanılmaz böyle bir lezzet veriyor yerken, damaklarınıza çok hoş bir aroma bırakıyor. Tatlı yaptıktan sonra dinlendirmeye ihtiyaç duymadığınız için de çok kolay bir şekilde hem hazırlayabiliyor hem de hemen servis edebiliyorsunuz. Evet, hemen şöyle bir dilim alıyoruz. Bakın, daha yakından göstermek istiyorum size. Özellikle sunum kısmı oldukça karanlığa kaldı. Bu nedenle ışık da yetersiz geliyor. Umarım net bir şekilde görülebiliyordur. Hemen tabağımıza da alalım ve çatalla şöyle bir doku testi yapalım. Dediğim gibi karanlık olduğu için ben böyle birkaç açıdan çekip sizlere göstermeye çalıştım. Evet, hemen kekin dokusunu da göstereyim. Oldukça yumuşak bir kekimiz var. Sütle de ısladık. Aynı zamanda üzerine kremasını döktük. Hepsi beraber birleşince efsane bir tat çıktı ortaya. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin, afiyet olsun. Ve videomun sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli bir seyir olmuştur. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.